Evet arkadaşlar, ben Efecan Gül, yatırım ve gayrimenkul danışmanı uzmanınız. Şimdi bugün neredeyiz? Çok merak ediyorsunuz. Arkamdaki villaya bakın arkadaşlar. İnanılmaz dizayn edilmiş bir villadayız. Tam tamına 160 milyon TL. Yanlış duymadınız arkadaşlar. 160 milyon TL. Bugün biz Üsküdar'dayız. Üsküdar'da neredeyiz? Üsküdar'da Çamlıca Tepesi'nin eteklerindeyiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, burası 9 oda, 2 salondan oluşan 734 metrekarelik muhteşem, modern dizayn edilmiş, yeni renove edilmiş bir villa. Şimdi ben burada çok bağıramıyorum. Neden? Arkadaşlar, çünkü burası Çamlıca bölgesinin eteklerinde konumlandırılmış bir villa. Burada oturan herkes genel anlamda elit ve şu anda Cumhurbaşkanı'na yakın bir pozisyondayız. Burada oturmak tamamen bir ayrıcalık. Şimdi sizinle beraber yavaş yavaş villamızın nasıl lüks, nasıl akıllı bir villa olduğunu ve içinin tamamen yeni renove edildiğini beraber izleyeceğiz. Ufak bir CEO, gördüğüm en iyi villalardan birisi arkadaşlar. Evimize hoş geldiniz. Ev mi desem, villa mı desem, yoksa karşınıza bir saray mı desem arkadaşlar? Bu kapı tamamen bana bir saraydaymışım gibi hissettiriyor. Şimdi bu ev özellikleri nedir? Şöyle bir detayları alalım. Diyorum ya size, tamamen lüks, ihtişam. Burada en alıcı nokta, göz alıcı nokta arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. Bu bahçeyi bu yürüyüş yolundan ayıran noktaya bakın arkadaşlar. Böyle bir havuzumuz var burada. Aynı zamanda ayıran nokta diyorum ya size. Burada her detay ince ince düşünülmüş. Kötü bir dizayn yapılmamış burada. Burada her dizayn tek tek kontrol edilmiş arkadaşlar. Ve size ufak bitiyor. Bu ev sizinle konuşuyor. Hani bu ChatGPT'ler var ya, bu bizim Siri var ya, bu evde sizinle konuşuyor arkadaşlar. Gel bakalım. Şimdi aynı ihtişamı burada girişte de görüyorsunuz. Ne yapmışlar? Burada koyu renkte ahşap kullanılmış. Şimdi evimizin içinde miyiz? Tabii ki de değiliz. O kapı sadece dışarıdan giriş kapısı. Daha garajı bile bahsetmiyorum size. Şimdi aynı kapının bir benzeri arkadaşlar burada da var. Dedim ya, tamamen gördüğüm en akıllı ev teknolojisine sahip bir ev. Burada normal bir butonumuz olan şey, ana makinemiz. Fakat burada parmak iziyle açılan bir kapımız var arkadaşlar. Ve şu kapıya bakar mısın? Bak. Kapının giriş kısmının detaylarına bakın arkadaşlar. Bu kısım siz girdiğiniz eve portmant olarak kullanacağınız böyle dolaplarımıza sahip. Burası tamamen geldiği zaman misafiri merhaba deyip içeri alacağınız bir kısım aslında. Burası tamamen boşa ayrılmış bir kısım ki boşunun bu kadar ihtişamlı olmasına bakın. Yere bak, yer beyaz, mermer ve siyah mermerin tonlarıyla dizayn edilmiş. Aynı zamanda bundan önce bahsettiğim gibi günümüzün en büyük modası gri tonlar dolaplarda. Burada yine tam bir ayna değil ama ayna edasıyla dizayn edilmiş bir duvarlar bizi karşı. Bu da bakın hemen burada bir aynamız var. Burada da onun tonunda dizayn edilmiş bir nokta var. Bu ne yapıyor bize? Girdiğimiz gibi ferahlık katıyor. Ayna her zaman ferahlık verir. Gel. Burası neresi? Burası bizi ilk karşılayan ilk salonumuz. Bu salon nereye bakıyor arkadaşlar? Karşıda Marmara Denizi. Bilmiyorum videoda görebiliyor musun ki yukarı katlarda çok daha iyi göreceksin. Karşıda adalar. Arkanı dön. Ben olsam buraya ne yapardım? Nasıl dizayn ederdim? Ben buraya bir yemek masasını koyardım. Peki buraya ne yapardım? Buraya bu manzarayı izleyebileceğim L şeklinde değil, böyle oval şekilde bir koltuk koyardım buraya. Hemen burada farklı bir şekilde dizayn edebileceğiniz televizyon ünitesi. Arkadaşlar bunlar benim evimde de aynı zamanda var. Mermere benzeyen, materyalin ismini unuttum ama mermere benzeyen materyalde yapıyorlar normalde. Ama burası öyle değil, burası tamamen mermer. Ne diyoruz? Tamamen lüksten ödün verilmiş. Yani burada bir ucuzluğa kesinlikle kaçılmamış. Şuraya baksanıza ya. Şimdi çok emin değilim kapıyı açıp açamayacağımdan ama bakalım. Evet, burada da açabiliyoruz aynı zamanda. Buralar tam açılabilen. Buradan arkamdaki havuzu görebileceğiniz arkadaşlar. Bu arada bu havuz ufak bir havuz değil. Mesela bizim yan villada duran havuz buranın tamamen 1/3 kapasitesine bir havuz. Burası arkadaşlar eski bina değil. Burası yeni bir bina. Fakat sahibi çok özenle burayı tekrardan renove etmiş. Her şey şu anda sıfır bir villadaymışız gibi bize hissettiriyor. Ki zaten sıfır her şey. Şimdi gel. Biz birinci kattayız. Değil mi? Salona girdik. Ben olsam bu odayı ne olarak kullanırım? Burada bir odamız var. Ben olsam arkadaşlar, benim kişisel özel alanımdan ayrı
misafirim mi geldi burada yatırırım ben. Buraya yatak zaten bahsedilmiş. Buralarda dizayn edilmiş her şeyi. Odanın dizaynına bakın. Bakın sadece burada duvar olarak kullanılmamış tahtalarla bütün her şey. Buraya geliyorsun, eşyanı koyuyorsun, her şey hazır. Bu duvar. Bence bir 55 ekran buraya tamamen sıralı arkadaşlar. Şimdi gel. Bakın burada gördüğünüz gibi içeri girişten buraya kadar bu ortak kullanım alanlarında tamamen kullanılan malzeme kırçılı beyaz mermer tonlarıyla siyah. Burası sizin misafir salonunuza gelen misafirlerinizin kullanabileceği tuvalet ve banyo da var burada. Burada bir duşakabin de var çünkü bu oda için. Şimdi Metin'cim yukarı mı çıkalım aşağı mı çıkalım? Yine kamera arkasında Metin var. Şu anda yukarı mı çıkalım aşağı mı çıkalım? Bence yukarıya çıkalım. Okey, bence de yukarıyı görelim. Zaten burası toplamda 4,5 kattan oluşuyor. Neden 4,5 kat diyorum? 4 normal kattan oluşuyor arkadaşlar. Yarım katta buna çatı manzarası diyoruz. O çatıda göreceksiniz birazdan. Hadi gel. Şimdi bu ilk katımızı biz merdivenle çıkıyoruz. Ama benim en sevdiğim detay böyle villalarda asansörümüz de var. Metin hemen şuradan asansörü görelim. Şimdi buraya çıktık. Dediğim gibi ben de sizle beraber görüyorum. Bu heyecanı kaçırmak istemiyorum. Hemen benim solumda asansör duruyor. Burada bir oda, tuvalet ve banyomuz var. Ben olsam burayı ne yapardım? Bence burayı ben bir çocuk odası yapabilirdim. Genç odası yapabilirdim. Dediğim gibi buradaki, buranın mimarıyla da konuştuk arkadaşlar. Önemli olan 800-900 metrekarelere belki 15 tane oda sığdırırsınız. Eğer otel yapmak istiyorsanız tabii. Ama buralarda öyle detay düşünülmemiş. Odayı gördük. Her şey hazır. Yine her şey aynı detayda dizayn edilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağısı da tamamen aynı. Ve burada da ufak bir Juliet balkonumuz var. Gel bakalım tuvalete. Tuvalet ve banyo. Şuraya bakın. Hani normal bir lavaboda hemen yuvarlak olur burada. Tek tek her şey özel detaylarıyla düşünülmüş arkadaşlar burada. Şimdi burası neresi? Ebeveyn odası. Girer girmez anladım zaten. Girdin ebeveyn odasına. Hemen senin sağında benim solumda banyomuz bulunuyor. Küvetiyle beraber arkadaşlar. Burada küvetimiz var. Gel Metin, hatta buradan aynadan da bir merhaba da arkadaşlara. Burada duşumuz var arkadaşlar. Burada da tuvaletimiz var. Şimdi yine aynı gri ton buradaki odalarda da kullanmış. Fakat burası ebeveyn odası. Biraz daha ağır olması gerekiyor. Buradaki kullanılan mermer. Tabii ki de her yer. Yerleri çekelim hemen Metin. Bakın oda mermeri ayrı. Buranın mermeri ayrı. Burada siyah kırçılı tonlarla kullanılmış. Gördüğünüz gibi burada bir küvetimiz var. Beyaz. Arkasından burada beyaz mermer ve içeride yine siyahın o İhtişamı kullanılıyor arkadaşlar. Gel ben de Metin. Şöyle bir manzaraya bakıyorsun ve iç çekiyorsun. Burada tamamen. Hemen kapıları açalım. Şimdi benim aklımda olanı söyleyeyim size. Şuralara beyaz perde tüller. Tabii ki de otomatik şeylerden de kullanabilirsiniz ama. Beyaz perde tüller. Şurada arkadaşlar yatağınız. Ben burada king size'ı tercih ederdim queen size yerine. Çünkü alan ona evrilişli bir alan. Buradan kalktın. Şurada hemen o sizin ufak alanınız, oturma alanınız. Hemen karşınızda bulunan yer Marmara Denizi. Zaten o denizin verdiği mavilik. Ondan sonra size o sonsuzluk belirtisi. Tahmin ediyorsunuz. Gel benimle, benim en sevdiğim detay. Giyinme odası benim ve muhtemelen kadınlar demeyeyim ama artık erkeklerin de aynı şekilde. Gel. Çok büyük bir giyinme odası var. Muhteşem. Yani ya, muazzamlıkla bir giyinme odası ve buralarda tamamen ahşabın koyu renkleri kullanılmış. Ne yapıyor bu? Daha burayı bir ağır noktaya getiriyor arkadaşlar. Burada askılıklarımız var. Ondan sonra şuralara ışık ekleyebileceğiniz noktalar. Buralarda yine aynı şekil. Buralarda ayakkabılıklarınız. Bakın, ondan sonra buralardan çekip alabileceğiniz ve birçoğu bu zamana kadar bir sürü ev gezdik. Arkadaşlar benim şu pantolon askılığını gördüğüm ülke sayısı İspanya ve Amerika'dır. Şuna bayıldım. IKEA'da olup da kimsenin kullanmadığı ama çok kullanışlı bir detaydır. Bayılırım ben o detaya. Tavanlara bakalım hemen. Dümdüz bir tavan değil. Her şey dekore edilmiş tavan arkadaşlar. Gel. Şimdi en yukarıya çıkıyoruz. Hadi gel bakalım. Burası bizim o buçuk alan dediğimiz nokta. Benim en çok hoşuma giden nokta olacaktır. Ben girdim gibi buraya bakmak istedim. O yüzden burayı biliyorum arkadaşlar. Şimdi o detayı size göstermeden buralarda saklama alanlarımız, depo gibi kullanabileceğiniz bir alan. Burası asansörümüzün boşluğu. Şimdi
O muhteşem manzara. Size buralarda neler yapabileceğinizi söyleyeceğim. Ama şu detayı alalım yine. Bayıldım ya. Cidden o tek kelimeyle bayıldım. Burada ufak bir tezgah. İsterseniz buraya lavabo da ekleyebilirsiniz tabii ki de. Burada bir event yapabileceğiniz zaman aparatif yiyeceklerinizi konumlandırabileceğiniz bir bölge. Gel benimle. Şuraya bakar mısın? Şuraya bakar mısın? Neredeyiz biz arkadaşlar? Şu anda çatı kat alanındayız. Karşımızda MR. Bak böyle. Onun arkasında sıralı bir şekilde adalar. Hemen onun yanında yassı ada. Şu manzaraya bakar mısın ve burada ne var? Burada Çamlıca Kulesi var arkadaşlar. Bölgeye bakıyoruz. Çok isimlerden bahsedemem ama size bölge açısından biraz ufak bir bilgi vereyim. Bu bölgede Cumhurbaşkanımızın evi çok yakınlıkta bulunan bir alandayız. Aynı zamanda milletvekilleri, bakanlar. O yüzden güvenlik bu bölge açısında çok önemli ve güvenlik kaygısı hiç hissetmeyeceğiniz bir bölge. Zaten gel böyle. Şöyle bakalım bir arkaya dön. Villa, 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 villa. Her yer villadan oluşuyor burada. Ve burada ne? Önemli noktalarımızdan birisi. Önünüzün kapanma ihtimali yok arkadaşlar. Şu manzaranın kapanma ihtimali yok. Ne yapalım biraz da aşağılara. Size en favori bölgelerimden birisini göstereceğim. Tabii ki de buradan sonra manzara benim için her zaman en favori favori noktadır. Hadi gel Metin, aşağıya doğru ilerleyelim birazcık. Çağıralım asansörümüze hemen. Bu arada şöyle diyorum size, burası tamamen oturuma hazır. Hemen geldiğiniz gibi yataklarınızı koyun, eşyalarınızı getirin. Hani şu detaya kadar söyleyeyim, şuradaki internet dağıtıcısı da görüyor musunuz? Her şey hazır. Bakın her şey. Hiç bir şey yapmanıza gerek dahi kalmayacak. İnternetinizi buraya taşıyacaksınız. Dağıtıcılara kadar her şey hazır burada. Şimdi arkadaşlar ben bu asansörü çağırdım ama dediğim gibi size burada bundan önce kimse yaşamadı. Burası yeni yapıldı. Asansöre kadar bütün detaylar yepyeni renove edildi. Asansör ikinci kata geldi ama kapısını açmıyor. Neden? Daha son bakımları yapılmadı. Çünkü dediğim gibi bundan önce burada kimse yaşamadı. Tamamen sizin için sıfır dizayn edilmiş bir villa. Hadi gel birazcık yağlarımızdan kurtulup aşağı doğru yürüyerek gidelim. Şimdi buradan direkt merdivenlerimizden gidiyoruz. Fakat buraya aynı zamanda ulaşımımız bahçe katından. Gel böyle. Burası o dediğimiz hani ikinci salon denilen kısım var ya, aslında burası orası. Burası yine yukarıdaki gibi çok güzel eventlerinizi düzenleyebileceğiniz bir bölge, bir alana sahip arkadaşlar. Ada şekli dizayn edilmiş bir mutfak. Aynı zamanda burada mutfağımızda mavinin koyu tonları kullanılmış. Aynı anda dediğim gibi bütün evde kullanılan bu ahşabın koyu tonlarında. Buralar tamamen ahşap bu bölge. Bu kısım mermerden oluşuyor ve aynı zamanda oturma kısmı bu. Oturma grubunuzu koyacağınız yer yine ahşap kısmından oluşuyor arkadaşlar. Yine burada bizi Simek marka bir ocak karşılıyor. Profesyonel bir ocak arkadaşlar. Mikrodalgamız Simek. Aynı zamanda fırınımız da Simek. Yani size ilk baştan beri söylediğim gibi en pahalı, en lüks araç, materyal bunlardan hiç kaçınılmamış. Şimdi ben çok karar veremedim bu bölgeyi ne yapabiliriz. Bunu sizde yorumlardan bekliyorum. Aynı zamanda şu kısım televizyon ünitesi için ayrılmış. Yine mermer. Şimdi bahçeye geçmenin önce şuraya bak bir, tavanlara bak. Benim bu tavan dizaynını, şu açıklı feraha, özellikle şu detayları gördüğüm en son yer Las Vegas'tı. Mimar çok ince düşünmüş bence. Şimdi gel. Havuzumuz karşıda. Havuza geçmeden önce Metin, nereye geçiyoruz? Brandamızın altına geçiyoruz. Ben buraya 6 kişilik ya da 8 kişilik bir masa koyardım arkadaşlar. Ben olsaydım bu arada. Hani burası zaten onun için ayrılmış. Çok fazla size burada şey vermeyeyim ama tam şuraya masanın başı, benim oturacağım yer, hemen yanıma barbekümü koyardım. Hemen burada arkadaşlar havuz bizi karşılıyor. Şimdi bu havuzun kademesi var. Çocuklarınız var diyelim burada arkadaşlar. Bu kademe, şu ufak kademe çocuklar için dizayn edilmiş bir yer. Burası da bizim gibi daha büyük mü diyeyim, ebeveyn mi diyeyim, daha yetişkin insanlar için mi diyeyim arkadaşlar? Dediğim gibi Türkçe'mi mazur görün. Şimdi gel Metin. Ama her şeyden önce şu peysajı, tamamen şu peysajı senden detaylı almanı isteyeceğim. Çünkü peysaj muhteşem ötesi. Şimdi buradasın. Kışın pufları attım buraya. Yaktım burada ateşini. Burada arkadaşlar, arkadaşlarınızla beraber oturuyorsunuz. Hani şu şey vardır ya, filmlerde görmüşsünüzdür. Amerikan filmlerinde özellikle marshmallow falan yaparlar. İşte burası onu yapacağınız yer. Arka bahçeye ilerleyelim. Şimdi burası tek bahçeden oluşmuyor arkadaşlar. Aynı zamanda arka bahçe kısmına da ilerleyebiliyoruz burada. Ben olsam da çocuklarım olsa ufak mini kale futbol yaptırabilirdim bence. Ben de burasını beraber görüyorum. Şimdi burası ne? Aşağıda göreceğimiz detayların aslında havalandırmaları. Bekle,
göreceksin oraları da. Burada ufak böyle mini kale futbol şeklinde yapabilirdik. Hadi gel şimdi içeri doğru ilerleyelim. Çünkü bir kat daha aşağı iniz. Bodrum katı. Benim en sevdiğim noktalardan birisine gidiyor olacağız. Burada arkadaşlar bir odamız daha var. Çünkü kusura bakmayın o kadar çok oda var ki artık nerede hangi oda olduğunu unutuyorum açıkçası. Yine burada yatak. Yine burada bir televizyon ünitesi koyabileceğiniz aynı konseptle dizayn edilmiş bir oda. Yani çocuklarınız var diyelim. Ben şu adayı alayım bu odanın dizaynı da yok öyle bir şey. Bütün her şey aynı şekilde dizayn edilmiş ve çok tatlı bir şekilde dizayn edilmiş arkadaşlar. Şimdi burada da aynı zamanda ister genç bir çocuğunuz varsa burada kalabilir. Misafiriniz yukarısıyla burada kalabilir. Ya da ne bileyim büyük geniş bir aileye sahipsiniz. Birkaç misafiriniz var onlar için de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda burada hemen lavabomuz, tuvaletimiz ve duşumuz bulunuyor. Dediğim gibi hiçbir detaydan kaçınmıyor. Asansörümüz burada. Bana burada birçok şeyin olduğunu söylediler arkadaşlar. Ama ben bu aşağı kata sizinle beraber girmek istedim. Çünkü benim favori alanlarının olduğu yer bu aşağı kat. En bodrum kat. O yüzden beraber burayı keşfedeceğiz. Beraber burada düşüneceğiz neler yapılabileceğini. Gel böyle hemen bu odaya girelim. Evet. En sevdiğim detay. Şimdi burada o mimar arkadaşımızın bize nereden bahsettiğini anladık. Burada arkadaşlar bir tuvaletimiz, bir lavabomuz bulunuyor. Geliyorsun ama buraya. Buraya, burası full tam bir şekilde dizayn edilmiş spa alanı. Şimdi ben olsam ne yapardım? Böyle bir alanımız var. Şurada bir ikili hatta masaj koltukları koyardım buraya. Tamam mı? Çünkü giriyorsun, gel benimle Metin, üçlü oluşan, yani üç alandan oluşan bir Türk hamamındayız. Buradaki göbek taşımıza kadar, buradaki detaylarımıza kadar, Türk çini işçiliğine kadar her şey tek tek düşünülmüş. Gel benimle şimdi. Ne var burada? Saunamız var. Ne olur bu tür evlerde sauna arkadaşlar? Şu kadarcık burası olur. Ama bizim burada saunamız L şeklinde ve çok büyük bir sauna. Birçoğu gittiğim spa salonunda bu kadar büyük sauna yok. Şimdi bu tür evlerde ne görürsün mesela? Türk hamamı görürsün, saunayı görürsün. Ama ilk defa spa haricinde bir evde buhar odası görüyorum. Burası buhar odası arkadaşlar. Şimdi buradan bu bölgeye geçelim arkadaşlar. Tahmin edeceğiniz gibi, yani en azından ben tahmin ettim. Siz de tahmin edersiniz muhtemelen. Burası spor odası. Her yer ayna. Gel Metin, kendini göstermekten kaçma. Hemen her yer burada ayna arkadaşlar. Burası tamamen bir spor odası olarak dizayn edilmiş. Buraya televizyonunuzu koyabilirsiniz. Burada yürüyüş bantlarınız. Arkada birazcık ağırlık kısımlarınız. Bence çok uygun olur burası. Çok rahatlıkla, bundan önceki tecrübelerime dayanı olarak söylüyorum. Göbeğime değil. Burada çok rahatlıkla böyle 5-6 kişilik çok güzel bir spor salonu yapabilirsiniz. Gel benimle Metin. Şimdi neredeyiz? Dur buraya geçelim. Burayı sonra göstereceğim. Gel. Burası arkadaşlar yanlış anlamadıysam eğer, evet burası sizin villanızda yaşayacak hizmetlileriniz için düşünülmüş bir oda. Odanın genişliği muhteşem. Aynı zamanda odanın dizaynına bakın. Hala her yer mermer. Özel dizayn burası. Duşu her şeyi. Burada dahi arkadaşlar lüks, lüks, lüks diyorum. Gel böyle. Bu ne? Acil durum butonumuz. Şimdi bu oda ne? Herkes merak eder değil mi? Arkadaşlar sinema odası. Burası sinema odası arkadaşlar. Hemen şu arkaya projeksiyonumuzu, perdemizi koyuyoruz. Burada işte minder mi koyarsınız? Özel dizayn, işte kanepeden mi koyarsınız? Burası sinema odası. İnsana wow dedirtiyor değil mi? Burası da arkadaşlar çok girmemize gerek yok. İşte bu su tanklarının olduğu, ısınma tanklarının olduğu oda. Gel benimle şimdi. Garaja giriyoruz. Bana burayı ilk buradan girdiğimde şöyle bir kalmıştım. Binanın mimarına sordum. Abi dedi 15 araç sığdırırım daha ben burayı görmeden. Dedim ki herhalde benimle dalga geçiyor. Ne demek istediğimi şimdi anlarsınız. Gelin arkadaşlar garaja. Hani ne olur garaj şu kadar olur değil mi? Değil. Bütün binanın altı aslında garaj. Şöyle bakar mısın? Yani burada bir aslında yıkama otoparkı bile açabilirsiniz. Gel böyle. Buralar komple sizin kullanımınız için dizayn edilmiş, bırakılmış su tanklarımız. Bakın burada su tankımız var arkadaşlar. Bütün her şey burada. Biraz dağınık alan ama dediğim gibi size burası yeni yapılmış, yeni renove edilmiş. Kimsenin kalmadığı bir yer şu an itibariyle. Şimdi ben olsam ne yaparım bu alana? Çok büyük alan. Herhalde 15 tane araba koymayacağım buraya. Arabamızın girişi buradan. Şu kısımdan otomatik açılı kapılır panjur şeklinde oluşuyor. Buraya garaj
mesajı koyarım arkadaşlar. 15 tane adamım olmayacağına göre bu kısmı ufak bir şekilde dizayn eder, kapatır. Size bazı videolarımda bahsettiğim gibi Man Cave, erkek mağarası Amerika'da genelde yapılan, TCL yanılmıyorsam kanalın ismi, oralarda gösterilen Man Cave burayı kapatır, erkeklerinizi buraya koyardım. Şahsen ben bu tarafta yaşamayı, zaman geçmeyi, ne bileyim dart odası, ondan sonra bilardo, bunun gibi her şeyi buralara koyabilirsiniz. Şimdi gelin tekrar havuzun oraya gidelim ve ne yazık ki kapanışımızı yapmak zorunda kalacağız. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik ne yazık ki. Ben de sizlerden ayrılmak istemiyorum. Aynı zamanda villa hakkında konuşacak daha çok şey var ama daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. O zaman kanalımıza abone olmayı, videomuza beğeni atmayı kesinlikle unutmayın. Eğer sorularınız varsa yorumlarda sizden bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.